2000 yıl önce Fransa taşrasındaki bu küçük plato çok farklı iki kültür arasındaki sınır noktasıydı. Düzenli ve uygar Roma İmparatorluğu. Karşılarında ise bir antik demir çağı halkı vardı. Keltler. Britanya'da Kelt geçmişimizden asla uzakta olamayız. Keltler yakın tarihteki her şeyden daha gizemli, vahşi ve ilkel dönemlere aitmiş gibi görünüyor. Ama kökleri, inançları ve kaderleri büyük oranda bilinmezliğini koruyor. Ama bu güçlü kabile halkının en büyük düşmanları olan Roma İmparatorluğu'na karşı nasıl bir hayatta kalma savaşı verdiği son derece açık bir hikaye. Antik İtalya'yı kasıp kavuran ilk Kelt akıncılarından Julius Caesar'ın seferine, amacına ve Keltlerin savaşçı kraliçe Boudica önderliğindeki son mücadelesine kadar. Bugün hala dünyamızı tanımlayan en büyük kültürel çatışmalardan biri olarak Avrupa'nın en gizemli antik halkını ortaya çıkarıyor. Keltler, kan, demir ve fedakarlık. Milattan önce 4. yüzyılda Keltler askeri ve kültürel güçlerinin zirvesindeydi. Asıl ana vatanlarının çok ötesine yayıldılar. Yeni bölgeler arayışlarında son derece agresiflerdi. Milattan önce 387'de Roma şehrini yakıp yıktılar. Çatışma ve savaş sosyal statü kazanma yolu haline gelirken bu Keltler için yeni bir dönemi işaret ediyordu. Savaşçıların kral olduğu bir dönem. Ama Avrupa'daki tek askeri güç Keltler değildi. Roma'nın yerle bir olmasından sonra şehir yeniden inşa edildi ve Romalılar Akdeniz dünyasına yayılmaya başladı. Gelecek imparatorluklara model olacak yeni bir imparatorluk kuruyorlardı. Ama Roma ordusu Keltlerin ana yurdu olan Orta ve Batı Avrupa'yı henüz fethetmemişti. Ve Keltler Roma'nın genişleme planları önünde çok büyük bir engel oluşturuyordu. Söz konusu olan Avrupa'nın geleceği ve kıtayı şekillendirecek medeniyetti. Bir tarafta merkezileşmiş modern Roma, diğer tarafta kökleri tarih öncesine uzanan demir çağı kültürü vardı. İki büyük ordu ve tarihin en büyük generallerinden ikisi arasında acımasız muharebeler. Keltlerin yeni dönemi her zaman İsviçre'deki Nöşetel Gölü kıyılarında yer alan ufak bir köyle ilgili olacak. Bu bugün belki de Kelt tarihindeki en ünlü isim. Laten. Laten. Bu iki kelime Keltlerle ilgili her kitapta büyük harflerle yazılıdır. Pek çok arkeolog için Keltlerin güçlüler ve sanatsal başarılarının zirvesinde olduğu dönemi simgeleyen iki kelime. Laten kültüründen Britanya'dan Balkanlara kadar yayılmış eserler ve tarihi parçalar vardır. Bu Keltlerin altın dönemiydi. Altın çağın özeti detaylı Kelt sanatı ve zanaatkarlığı iken bu sanat Keltlere özgü olarak görülmeye başlanmıştır. Ama
Ama bu romantizm ve güzelliğin ardında Kelt kültürünün çok daha karanlık bir tarafı var gibi. Vahşi adetler ve kanlı bir acımasızlık. 1857'de arkeologlar Nöşetel Gölü kıyılarında eski bir nehir yatağını kazarken demir çağına ait tahta bir köprünün kalıntılarını buldular. Köprünün etrafında Keltlere ait kılıçların, kınların ve mızrak başlarının da olduğu çok büyük bir yığına rastladılar. Çamurun içinde çok iyi korunmuş 3000'den fazla nesne. Bazı arkeologlar bulunan şeylerin Kelt savaşçıların tanrılarına kurban vermek için kullandıkları tahta bir platformdan kaldığına inanıyor. Kanlı bir çatışmanın kurbanlarının sergilenmiş olabileceği bir sunak. Gölde bulunanlar bugün Lateinium Müzesi'nde Mark Antoine Kaiser'in gözetimi altında tutuluyor. Sizce burada Laten'de neler oldu? Neden burada böyle bir koleksiyon var? İlk olarak Laten önemli bir yer. Nehir üzerindeki köprülerle bir geçiş noktası ve muhtemelen büyük bir savaştan sonra insanlar silahları ve diğer eşyaları burada savaşın anısı olarak sergiliyordu. Yani bunlar tanrılara sunulan bir tür hediyeydi diyebiliriz. Ve 2000 yıl sonra keşfedildiler. Buradaki bütün silahlara ek olarak insan kafatasları da var. İşte gördüğünüz gibi bunlar savaşçıların. Evet. Alındaki izleri görebilirsiniz. Bunlar bir kılıçla mı yapılmış? Evet. Ama asıl ilginç olan şey bunların bir savaşta alacağınız türde yaralar olmaması. Yani bunun bir kurban törenine ait izler olduğunu düşünüyoruz. Yani bu bir zafer evet, hatırası. Evet. Bunun gibi pek çok at kafası bulunuyor. İçine bakınca damak kısmının işte şurada parçalandığını görebilirsiniz. Parçalanmış. Evet. Burada ufak bir delik var. Görüyorsunuz. Evet, bir mızrakla mı delinmiş? Hayır, hayır, hayır. Bu bir kazık. Yani atın kafası bir kazığın üstünde bu şekilde duruyormuş. İşte böyle. Yani ölmüş insanların cesetleri ya da kafalarının yanında at kafaları da bulunuyor olabilirdi. Öyle değil mi? Tanrım, bu çok ürkütücü bir sahne. Sadece güzel silahların muhteşem bir sunumu değil, aynı zamanda kanlı ve çürüyecek olan cesetler de var. Neredeyse teatral gibi. Laten savaşın bir hayat tarzı olduğu ve savaş araçlarının yani çok güzel işlenmiş silahların bir savaşçı statüsünü sergileme aracı haline geldiği bir kültürü açığa çıkardı. Bu silahları elinize alıp baktığınızda gözünüze çarparak bu sadece bir araç değil, özel bir şeyden diyen detaylar hangileri? Bu nesnelere bakarsak, özellikle de buradaki yüzeye baktığımızda, yüzeye yapılan işlemin oldukça detaylı olduğunu görebiliriz. Burada gördüğümüz süslemeler, figürler, yani her bir obje, her bir kılıç kendine özgü. Bu sadece silahları görmekten farklı bir şey. Bu silahlar aslında sanat eseri. Hı hı. Bu bir yaşam tarzı olduğundan bir yerde işiniz olan savaşçılığın içindeki bütün sanatı, güzelliği göstermeniz gerekiyor. Bu bir karakter göstergesi. Bu zanaatinin bir aracı olmasının yanında statüsünü de gösteriyor. Yani evet, geçimini sağlama yolu neredeyse bir sanat sayılır. Öyle değil mi? Evet, evet. Laten'de bulunanlar çok zorlu bir Kelt dünyasını açığa çıkardı. Agresif ve savaşla iç içe bir dünya. Bu aynı zamanda çarpıcı zıtlıkların da dünyasıydı. Güzellik ve yaratıcılık, acımasızlık ve büyük bir şiddetle iç içeydi.
Güzel ve çirkinden oluşan bu iki uçlu dünyanın özeti bu olağanüstü ve kutsal gibi görünen nesne olabilir. Gundrustrup kazanı. Gümüşe işlenmiş bu figürler Kelt tanrıları, tuhaf yaratıkları ve törenler. Ama bu zarif eserde bile savaş var. Savaşçılar sonraki hayatta askeri rütbelerini geliştirmek için bazılarının kutsal olduğuna inandığı bir sıvının içine batırılıyor. Kazanın ziyafetlerde tören amaçlı kullanıldığı düşünülüyor. Askerler savaştan önce ölümsüzlükle ödüllendirildikleri düşüncesiyle bu kazandan içki içiyordu. Bu gümüş eser figürler açısından zengin olsa da Keltlerin eseri değildi. Ve muhtemelen Trakyalı denen halk tarafından yapılmıştı. Bunun komşuları Keltlere bir dostluk hediyesi olarak verildiği düşünülüyor. Kazan, Keltlerin ana vatanı olan Orta Avrupa'da değil, 1700 kilometre doğudaki Balkanlar'da yapılmış. Kazan, Laten kültürünün güzelliğini ve şiddetini simgelemenin yanında hiç olmadığı kadar etkili şekilde güç ve toprak arayışında olan bir medeniyeti de gösteriyor. Daha önce köleleri ve lüks malları ticaret yoluyla alan Kelt savaşçıları ve akıncıları artık bunları kılıçla ele geçirmeye başlamıştı. Ve milattan önce 3. yüzyılın başlarında Keltler güneye Yunanistan'daki Delfi'ye kadar inmişti. Savaş meydanlarındaki yetenekleri ve cesaretleri efsaneviydi. Sonuç olarak karşılığını vermeyi kabul eden herkes için paralı askerler oldular. Laten, Kelt kültürü zirvesindeydi. Çağında Orta Avrupa'da ortaya çıkan bir Avrupa halkı olarak düşünürüz. Ama yeni teorilere göre Batı Avrupa'da çok daha önce ortaya çıkmış olabilirler. Fakat milattan önce 3. yüzyılda burada, yani günümüz Türkiye'sinde olduklarını gayet iyi biliyoruz. Bir zamanlar bu toprakların hakimi Büyük İskender'di. Ama milattan önce 323'te öldüğü zaman İmparatorluğu parçalanmaya başladığında bir güç boşluğu ortaya çıktı. Avrupa'dan gelen Kelt akıncıları Asya'nın bu bölgesine girdi. Ve Türkiye'nin tam kalbine, Ankara'nın güneyine geldiler. Burası bir zamanlar Galatya'ydı ve başkent de Gordion'du. İlgilendiğim şey bu. Şurada üstü düz olan tepede antik Gordion'un kalıntıları var. Büyük İskender'in gelip Gordion düğümünü kesmesiyle ünlü olan şehir. Ama bugün buraya ben bunun için gelmedim. Keltler de Gordion'a yerleştiği için buradayım. Ve bunu Romalı tarihçi Livius sayesinde gayet iyi biliyoruz. Gerrit Derbyshire 1998'den beri Gordion'da çalışan bir arkeolog. Keltler Gordion'a ne zaman geldi? Bunu tam olarak bilmiyoruz ama milattan önce 3. yüzyılın ortasından sonlara doğru olmalı. Peki burada ne yapıyorlardı? Yazılı kaynaklardan Keltlerin Helenistik dönemdeki farklı ordularda paralı askerlik yaptıklarını biliyoruz. Aynı zamanda muhtemelen ya güç kullanarak ya da diplomatik ilişkilerle yerleşecekleri topraklar arıyorlardı. Yani buraya yerleşip sonra da Anadolu'da yağma yapmak için özgürlerdi. Bu izlenimi ediniyoruz, evet. Materyal kültürlerine dair ne tür şeyler buluyorsunuz? Bu bölge için yeni olan ve batıdaki yeni Kelt Avrupa'sındaki buluntularla farklı şekillerde karşılaştırılabilecek nesneler buluyoruz. Mesela şehrin aşağısında etkileyici şekilde hayvan ve insan kalıntılarına rastlıyoruz.
Ve bunlarda kırılmış boyunlar, kesilmiş kafalar gibi şiddet işaretleri var. Ve bu da batıda Kelt dilinin konuşulduğu bilinen yerlerdeki farklı bulgularla iyice örtüşüyor. Arada çok fark yok gibi. Klasik dönem tarihçileri Keltleri şiddet dolu ölümlerle ilişkilendirirken, Gordion arkeologları muhtemel ve ürkütücü Kelt uygulamalarına dair kanıtlar bulduklarını düşünüyor. Buradaki iskeletler Gordion'daki kazı alanından çıkan insan kalıntıları. Bunlar biraz tuhaf. Bu kadının yaşı 30 ila 45 arasında. Kafatasının arkasına bakarsak, kafasının kenarından bir çöküntü olduğunu görebilirsiniz. Yani bu küt cisimle oluşmuş bir yaralanma. Kafasına vurulmuş ve muhtemelen bunun ölüm nedeni olduğunu düşünebiliriz. Yani bu şiddet dolu bir ölümle karşılaşmış biriydi diyebiliriz. Ve bedeni daha genç bir kadının üzerine konmuş. Duruşu bu şekildeymiş. Burada 90'lardaki kazının asıl fotoğrafı var. Ama tuhaf şekilde hemen üzerinde gömülü duran iki taş var. Romalı yazarlar, Keltlerin keyif aldığı, bizim için çok tuhaf ve hatta korkunç olan ritüellerden söz ediyor. İnsan kurban etmek, kafa kesmek gibi. Bazı uzmanlar da Gordion'da bunların yaşandığını söylüyor. Tuhaf törenlere dair kesinlikle kanıtlar var. Şuna baksanıza. Şiddet içeren ölümlere dair kanıtlar var. Ama kafa kesme ve insan kurban etme konusunda gerçekten emin değilim. Buna inanmak istemiyorum. Gordion'da bulunan bazı kemiklerin yanında hayvan kemikleri de vardı. Bu bir cenaze ritüelinin parçası olabilir. Arkeologlar Yorkshire ve Kuzey Fransa kadar uzak yerlerde bile benzer durumlara rastlamış. Eklem yerlerinden ayrılmış domuz ve at kemikleriyle karışmış halde insan kalıntıları bulunan Kelt mezarları keşfedilmiş. Hatta bazen savaş arabaları bile bulunmuş. Bunlar belki de ölen kişiyi öteki dünyaya taşımak içindi. Ölüm ritüelleri Kelt medeniyetinde çok önemli bir rol oynuyordu. Ama bu eski insanların karşısına şimdi çok farklı bir güç çıkmıştı. Bir medeniyetin ne anlama geldiğine dair kendilerininkine zıt fikirlere sahip düzenli ve organize bir kültür. Galatya, Kelt dünyasının en uzak doğu sınırını temsil etse de M.Ö. 2. yüzyılda buradaki Keltler genişleyen Roma İmparatorluğu'nun baskısı altındaydı ve Livus'un yazdıklarına göre M.Ö. 189'da bir Roma ordusu Gordion'a saldırırken Galatlarla dağlarda savaşmışlar ve bir yüzyıl içinde Galatya Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş. M.Ö. 387'de Keltlere yenildikten sonra Roma yeniden inşa edildi ve Avrupa'nın en hızlı gelişen gücü haline geldi. M.Ö. 1. yüzyılın ortasında Roma İmparatorluğu Suriye'den İspanya'ya kadar bütün Akdeniz'in hakimiydi. Ama kuzeye ve batıya genişlemenin önünde Keltlerin ana vatanı olan Galya duruyordu. Güney Galya çok uzun zamandır klasik dünyanın etkisi altındaydı. Milattan önce 600'de Fransa'nın güney sahilinde Massalia, yani bugünkü Marsilya limanı kurulmuştu. Burası İtalya ve Yunanistan'dan gelen egzotik ve lüks malları taşıyan gemiler için ticaret merkezi haline geldi. Kelt kabileleri Akdenizli komşularıyla ticaret yapmaktan memnundu. Roma şarabı karşılığında tahıl, deri ve köle veriyorlardı. Ama Keltlerin ve Romalıların bu farklı iki dünyası çarpışmak üzereydi. Milattan önce 58'de Galya'yı dize getirme görevi gelmiş geçmiş en ünlü Romalı'ya verildi.
Deneyimli General Gaius Julius Caesar. Caesar etkileyici bir lider ve savaşçıydı. Zekası ve cesaretiyle askerlerinin saygısını kazanırken kendi kararlarını güvenmenin yanında senturyonlarından da tavsiyeler alabiliyordu. Ama Roma'da çok fazla düşmanı vardı. Siyasi yozlaşma iddialarıyla suçlanıyordu. Yani Galya'daki büyük bir zaferle evine bir savaş kahramanı olarak dönebilirdi. Ama Galya, savaşçı Kelt kabileleriyle dolu son derece tehlikeli bir yerdi. Caesar kendisine karşı genelleri ezmek için yola çıkarken, Roma kontrolüne daha ılımlı bakanlarla ittifaklar kuruyordu. Roma İmparatorluğu uzun zamandır Kelt kabileleriyle ticaret bağlantılarına sahipti. Galya'daki kabilelerden özellikle bir tanesi neredeyse 100 yıldır onlarla karlı bir ticaret anlaşması sürdürüyordu. Burası Paris'in yaklaşık 300 kilometre güneydoğusundaki Burgonya'da bulunan Bibract. Burası bir zamanlar Galya'daki en güçlü Kelt kabilelerinden biri olan Eduilerin merkeziydi. Bibract'ın baş arkeoloğu Vincent Gishar. Fetihten önce Eduiler ve Romalılar arasındaki ilişki neydi? Eduiler ve Roma arasında bir askeri anlaşma olduğuna dair izler var. Peki Romalılar neden böyle bir hamle yapıp bir komşuyla anlaşma imzalamıştı? Eduilerin bölgesi yani günümüzdeki Burgonya, Akdeniz ve Kuzey Denizi'nin tam ortasında kalıyor. Yani burası Son ve Loire nehirleri boyunca uzanan çok önemli bir noktaydı. Elbette Romalılar bu yolun ticaret için serbest olmasını istiyordu. Özellikle de metal cevherleri için. Örneğin Kalay, diğer taraftan İtalya'dan da Galya'ya İtalyan şarabı geliyordu. Alkolün ticaret çarklarını döndürüp insanları bir araya getirme geleneği diyebiliriz, öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Galyalılar kendilerini Roma şarabının tadına kaptırmıştı. Ve sanırım Romalılar açısından bu daha kolaydı. Savaşı fethetmek yerine istediğiniz şeylere sahip insanlara yumuşak şekilde yaklaşmak daha az emek ve masraf anlamına geliyordu. Evet, evet, ticaret yapmak. Ticaretle çok şey kazanabilirsiniz ve Romalılar da bu yüzden bu anlaşmayı yaptı. Ama Caesar Galya'yı işgal ederek bu anlaşmayı bozmuş oldu. Amacı barbar ritüelleri olan daha sorunlu Galya kabilelerini kontrol altına almaktı. Onları medeni Roma İmparatorluğu'nun içinde eritmek istiyordu. M.Ö. 53'te seferin 5. yılında işin neredeyse tamamlandığına inanmaktaydı. Vahşi olarak gördüğü Keltler yola getirilmişti. Ama Caesar çok yanılıyordu. Galya seferini tamamlamak için milattan önce 52 yılının ilk aylarında geri döndüğünde ilerleyişinin karşısında Arverni kabilesinin lideri Celtilius'un oğlu olan genç Kelt savaşçı Vercingetorix'in durduğunu gördü. Caesar onu sınırsız bir enerjiye ve demir gibi disipline sahip biri olarak tarif etmişti. Vercingetorix efsanevi direnişiyle bir Fransız ulusal kahramanı haline geldi ve 19. yüzyıla ait romantizm akımı taşıyan bir heykelle onurlandırıldı. Sadece 30 yaşındayken bu savaşçı kral çok zeki bir askeri taktisyen olmuştu. İsyancı grupları aylar boyunca Caesar'ı her yerde tahrik edip sıkıntıya düşürmek için gerilla taktikleri kullandı. Vercingetorix kabile şeflerini zaferin Caesar'ın adamlarını beslemek için ihtiyaç duyduğu tedarik hatlarını kesmeye bağlı olduğuna ikna etmişti. Bu yüzden bir yakıp yıkma taktiği izlediler.
Sezar'ın yolundaki her bir yerleşim yeri daha önceden yakılıyor, her bir ekin toplanıyordu. Geriye tek bir parça ot bile kalmıyordu. Vercingetorix halkına dediklerini yapmadıkları takdirde kaderlerinin kaçınılmaz olduğunu hatırlattı. Kölelik ya da ölüm. İki karizmatik liderin önderliğindeki iki büyük ordu, kısa süre sonra Avrupa'nın geleceğini şekillendirecek bir savaşta karşı karşıya gelecekti. Vercingetorix, kentlerin Laten altın çağından gelen bir savaşçısıydı. Yine de onunla ilgili bildiğimiz hemen her şey, en büyük düşmanı Sezar'ın sefer günlüklerinden geliyor. Ama Frankfurt'un 40 kilometre kuzeydoğusunda Keltlerin liderlerini nasıl tasvir ettiğine dair bize bir şeyler anlatan bir yer var. Julius Caesar'ın pek çok figürüne sahibiz. Ama Vercingetorix'in nasıl göründüğünü bilmiyoruz. Onun en ünlü görüntüsü 19. yüzyıla ait bir heykel ama sanırım bu gerçekçi olmaktan çok romantik. Ama 1996'da burada Almanya'daki Gulabert'teki bir çayırda inanılmaz bir keşif yapıldı. İşte burada. Belki de işte o adam burada demeliyim. Klaberg savaşçısı. Muhteşem, öyle değil mi? Buraya çıkıp ona yakından bakacağım. Bu tam da yüzüne bakmak gibi. Harika bir başlığı var ve bazı insanlar bunun öksü otu yaprağı olduğunu söylüyor. Bundan emin değilim. Tuhaf görünüşlü bir miğfer ve boynunun etrafında tam da Keltlere özgü bir şey var. Muhteşem bir boyun halkası. Bu metal bir kolye, zengin ve güçlü insanların bu boyun halkalarını taktıklarını gayet iyi biliyoruz. Ayrıca Kelt figürlerinde tanrıları da bu halkalardan takıyor. Yani bunlar güç sembolü ve hatta takanlara bir tür koruma bile sağlıyor olabilir. Yani gizemli bir güç sağlıyor diyebiliriz. Bu heykel yaklaşık olarak M.Ö. 400'lerden kalma, yani 2500 yıllık. Vercingetorix için biraz eski bir dönem. Bu heykel Vercingetorix doğmadan yüzyıllar önce yapılmış. Ama burada bir Kelt savaşçısının nasıl göründüğüne dair Keltler tarafından yapılmış muhteşem bir imaj var. Bu heykeli yapan kişi savaşçıları tanıyordu. Bu heykel Glauberg Tepesi Kalesi'nin yakınlarındaki bir mezar tümseğini çevreleyen 4 heykelden biri. Mezarın içinde ise gerçek bir Kelt savaşçısının bedeni var. Bunlar tümseğin içinde gömülü olan kişinin kalıntıları. Kemikler ve dişler üzerinde yapılan analizlerden sonra bu kişi hakkında çok şey söyleyebiliyoruz. Özellikle dişlerine bakınca biraz yıpranmış olduğunu görüyoruz. Bunun oldukça genç biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 20'li yaşlarında ölmüş olabilir. Ama gerçekten inanılmaz olan onunla beraber gömülmüş olan şey. Bunun çok yüksek statüde birinin, Glauberg hanedanına ait birinin mezarı olduğu çok açık. Bu çok güzel bir mücevher. Bir broş ya da toka, ata benzeyen olağanüstü bir yaratık var. Sanırım kanatlara sahip ve de yüzü ata bakan küçük bir insan kafası görüyorum. Bu klasik bir şey. Bu oyunculuk insanlar ve hayvanların birleşimi. Ve mezarda bu kişiye ait inanılmaz bir altın boyun halkası bulunuyor. Boynun arkasındaki sade bir çemberden sonra burada bir sürü detay görebiliyoruz.
Sağ tarafında bir savaşçının kılıcı duruyor. Kını kesinlikle muhteşem. Bronzdan yapılmış ama üzerinde demir de var. Hatta bir kumaş parçası bile bulunuyor. Görebiliyor musunuz? Evet, burada bunun örüldüğünü görüyorsunuz. Kılıca çok yakın ve metale yakın olması sayesinde korunduğunu söyleyebiliriz. Ve mezarın dışındaki heykelle bağlantı kuran başka bir şey daha var. Bir tel çerçeve ve hatta başlığına ait deriden geriye kalanlar. Ve bu iki tarafta tuhaf çıkıntılara sahip miğferin aynıydı diyebilirim. Bu genç adamla beraber gömülen şık eşyalar, muhteşem mücevherler ve çok güzel süslenmiş kılıç bize bunun son derece yüksek statüye sahip biri olduğunu gösteriyor ve bir savaşçı olmak bu statüyle ayrılmaz biçimde birleşmiş durumda. Bu genç adam Kelt dünyasının geliştiği bir dönemde yaşayıp ölürken bu değişimler arasında yeni türde bir liderin ortaya çıkışı da vardı, savaşçı krallar. Glauberg savaşçısının törensel gömülüşü ve mezarındaki şık eşyalar zengin ve eski bir kültürün parçasıydı. Yüzlerce yıl sonra bu paylaşılan mirası savunmaksa Vercingetorix'e düşecekti. Milattan önce 52 yılının ilkbaharında Kelt kabilelerinin liderleri bir araya gelip Galya'nın hayatta kalabilmesi için bir stratejide karar kıldı. Taktiklere göre Roma'yı yenmek istiyorlarsa çok daha büyük bir saldırı yapmaları gerekiyordu. Tek seçenek kabileler arası anlaşmazlıkları aşmak, güçleri bir araya getirmek ve Vercingetorix'i Birleşik Galya ordusunun komutanı olarak seçmekti. Kuzeydoğudaki Sen Nehri'nden güneybatıdaki Garon'a kadar bir direniş hattı oluşturuldu. Birleşik Galya'nın Keltleri artık eskisinden daha ürkütücü ve büyük bir güçtü. Milattan önce 52, Roma, Keltler ve Avrupa'nın bütün geleceği için çok kritik bir yıl haline geliyordu. Milattan önce 52 yazında Vercingetorix ve 80 bin kişiyle 15 bin süvariden oluşan ordusu Galya'nın ortasındaki Alesia isimli çok büyük bir tepe kalesinde, diğer adıyla Oppidum'da yerini almıştı. Vercingetorix, Roma ordusuyla yaşanan kanlı bir çatışmadan sonra Mandubi kabilesinin evi olan merkezi kaleye el koydu. Sezar onu takip ederken aşağıdaki düzlüğe yerleşti. Ama Alesia, Vercingetorix'e ideal bir gözlem yeri sunuyordu. Vercingetorix kararına çok güveniyordu. Yukarıdaki plato aşağıdaki düzlüğün 120 metre yukarısındaydı. Bir tarafında dik kayalıklar vardı ve Alesia o zaman için ele geçirilmez gibi duruyordu. Keltler buradayken bütün ağaçları kesmişlerdi. Böylece yukarıda olan biri etraftaki alçak arazi üzerinde kusursuz bir manzaraya sahip olacaktı. Tepe çevresinden iki tarafın nehirlerle kesilmiş olan iki vadiye ayrılıyor. Vercingetorix adamlarına Alesia'nın hafif eğimi boyunca derin bir hendek açıp yaklaşık 2 metrelik bir duvar örmelerini emretti. Aşılmaz gibi görünen kalede güvenli bir şekilde duran Vercingetorix, avantajın kendisinde olduğuna inanıyor olmalıydı. Ama Sezar bunu kuşatma için mükemmel bir fırsat olarak gördü. Bu, daha genç rakibinden çok daha fazla savaş deneyimine sahip Romalı generalin sevdiği bir taktikti. Alesia'nın etrafını sararak Kelt ordusunu ve Mandubi destekçilerini kalenin içinde tuzağa düşürüp hayati iletişim ve tedarik hatlarını kesebilirdi. Yani
Vercingetorix'i tam da istediği noktaya getirmiş durumdaydı. Bölge temizlenmiş, ağaçlar kesilmiş ve 3,5 metre yüksekliğinde kazıklı bir duvar yapılmıştı. Ve bölgede gözcü kuleleriyle izleniyordu. Caesar'ın planı bütün plato boyunca uzanan 18 kilometrelik bir müstahkem kurmaktı. Ordusunu saldırıdan korumak için de ölümcül savunma sistemleri hazırlamıştı. Antik askeri strateji konusunda uzman olan Mike Lotz muharebe taktiklerini araştırıyor. Romalılar burayı nasıl hazırladı? Şu anda bir mayın tarlasını kazıyoruz. Bu büyük toprak setlerin önünde bunu yaptılar. Kazıklar, dikenler, hendekler, çukurlar, tümsekler ve çitlerle detaylı bir mayın tarlası hazırladılar. Bu eski mayın tarlası kavramını hatırlatma konusunda çok iyi, öyle değil mi? Aklımıza patlayıcılar geliyor ama bu mayınlanmış bir arazi, tuzaklar kazılmış bir yer. Kesinlikle. Burada bir uyarıcı için çukur kazıyoruz. Bunları biri onu yerinde tutacak bir tahta parçasıyla kurularken ucunda çengel olan bu demir çubuk yukarı çıkıyor ve üzerine basıyorsun. Eğer gizlenmişse bunu yerin içinde göremezsin. Bir at ya da insan buraya bastığı zaman demir fırlayıp ayağa giriyor ve kancayı görüyorsun. Yani kolayca dışarı çıkmayacaktır. Bu gerçekten de korkunç bir şey. Ürkütücü, öyle değil mi? Baksana şuna. Bunun uyarı görevi var değil mi? Buna basarsan bir hayvan gibi ciyaklamaya başlarsın. Bu savunma hattının içinde Kelt askerlerinin karşısına ilk olarak geçmeleri gereken çukurlar ve hendekler çıkıyordu. Ve su dolu hendeklerden sonra sivrileştirilmiş kazıklardan oluşan ormanda bu bir tuzakları içinde yürüyorsunuz. Evet, bunlar çok basit. Sipi deniyor ve bir insan boyu, bir atın göğsüne kadar büyüyorlar. Buraya kazıkları temizlemek için gelenleri kalkanlarla koruyanlar vardı. Bu yavaş bir işti ama yavaşlatma önemliydi. Çünkü yukarıda okçular, sapancılar, mızrak atanlar, ok fırlatan balistalar, mancınıklar, her türlü büyük fırlatma makineleri vardı. Ve bu insanların üzerine her şey yağıyordu. Sanırım tepedeki kentler için diğer bir sorun, Caesar'ın burada düşündüğü şeyin büyüklüğünü anlamaya başlamalarıydı. Öyle değil mi? Kesinlikle. Ve buraya geldiğinizde ilginç olan şeylerden biri bu yapının boyutları. Alesya'daki bu tepe kalesinde Vercingetorix Romalıların ilerleyişini izlerken daha fazla askere ihtiyacı olduğu açıktı. Gecenin karanlığında bir grup atlıyı Caesar'ın savunma inşası bitmeden Galya boyunca yardım toplamaları için gönderdi. Kelt yardım kuvvetleri geldiğinde Roma ordusuna arkadan saldıracaklardı. Birkaç gün sonra Roma müstahkemi tamamlanırken kuşatma başladı ve Caesar, Vercingetorix'in bir sonraki hamlesini çoktan tahmin etmişti. Vercingetorix'te adamlarını içeride tutmak için hendekler kazmak iyi bir fikirdi. Peki arkalarını nasıl koruyacaklardı? Çünkü açık bir yerdeydiler. Bu çok doğru ve Caesar bunu biliyordu. Yüzlerce, binlerce takviye askerin yolda olduğunu farkındaydı. Vercingetorix'i içeri kapatmışken adamlarına ilk duvarın etrafına başka ve daha büyük, daha uzun bir duvar örmelerinin emrini verdi. Amacı yan taraflarını korumaktı. Yaklaşık 35 kilometrelik bir duvarı 5 hafta içinde tamamlayabilmek, bunu düşünmek bile gerçekten iddialı bir düşünce. İnanabiliyor musun? 5 haftada 35 kilometrelik bir duvardan söz ediyorum. Bu büyük bir rakam. Bu müstahkemi böyle kısa sürede yapmak için olağanüstü bir çaba gerekiyordu. Caesar,
Vercingetorix'in askerlerini iç hattı içinde hapsederken, arka tarafını da yaklaşan Kelt destek kuvvetlerine karşı korumaya almıştı. Ama Sezar'ın planında bile bir kusur bulunuyordu. Sezar kendini duvarlar ve hendeklerden oluşan iki savunma hattı arasında sıkıştırırken aslında kendi tuzağına düşmüş oluyordu. Yani kuşatan kişi artık kuşatma altındaydı. Tepe kalesinde sıkışmış olan Vercingetorix saldırmadan önce destek kuvvetlerin gelmesini beklemek zorundaydı. Peki yiyecekleri ve suyu ne kadar dayanabilecekti? Haftalar süren kuşatmadan sonra destek kuvvetlerine dair bir iz yokken Alessia içindeki yiyecek tehlikeli şekilde azalmıştı ve Vercingetorix'in adamlarının morali bozuluyordu. Savaşamayacak durumda olan herkesi tepe kalesinden çıkarmaktan başka çaresi yoktu ve Sezar'ın Mandubili kadın ve çocukların güvenli bir yere ulaşmasına izin vereceğini umuyordu. Ama Sezar merhamet göstermedi. Vercingetorix'in çıkardığı kadın ve çocuklar Sezar'ın onları görmezden gelmesiyle arada sıkıştı. Vercingetorix'in Alessia Kalesi surlarında durup kendi halkının aşağıdaki vadide açlıktan ölüşünü izlediğini düşünün. Sadece bir tepe kalesini değil, çok daha önemli bir şeyi savunduğunu daha da iyi anlamıştı. Bu merkezi ve modern Roma ile antik kökleri tarih öncesine kadar uzanan demir çağı kültür arasında bir savaştı. Kelt kabilelerinin klasik çağa kadar beraberlerinde taşıdığı bütün bir yaşam tarzı tehlike altındaydı. Keltler yüzyıllar boyunca gelişip zenginleşti, teknolojileri gelişmiş durumdaydı ve saygın savaşçılar olmuşlardı. Avrupa'nın her yerine ve ötesine giderken fikirlerini yaymışlardı. Güneydeki Akdeniz dünyasıyla kuzeyin ılıman toprakları arasında ticaret bağlantıları kurmuşlardı. Şimdi bu büyük dünya tehdit altına girmişti. Milattan önce 52 yılının Ekim'inde aylar süren bekleyişten sonra batıdaki tepelerde büyük bir Kelt ordusu görüldü. Galya'nın dört bir yanından toplanmış çeyrek milyon asker, bunlardan çok daha az bir kuvvet Romalıları kaçırmaya yeterli olabilirdi. Vercingetorix, Sezar'a karşı sayı üstünlüğünün yanında psikolojik bir silaha da sahipti. Roma kamplarında eğer savaşı kaybedecek olurlarsa onları bekleyen korkunç sona dair ortalıkta dolanan bir takım söylentiler vardı. Sezar'ın Galya'da neyle karşı karşıya olduğunu görmek için Kuzey Fransa'da son muharebesiyle yanına Amiyon'un birkaç kilometre dışındaki bir bölgeye geldim. Tarihteki bu korkunç dönemin izleri hala bu ormanlarda dolaşıyor. Ama Birinci Dünya Savaşı'ndan 2000 yıl önce burada başka bir katliam daha yaşandı. Son derece ürkütücü Kelt uygulamalarına dair kanıtlar gösteren bir katliam. 1960'larda Ribmont-sur-Ancre köyü yakınlarında kazı yapan arkeologlar 200 kişinin parçalara ayrılmış kemiklerini ortaya çıkardı. Bu ölümlerin kabile içi bir çatışma sonucu olduğuna ve kemiklerin Kelt ritüellerine dair işaretler taşıdığına inanılıyor. Bunlar Ribmont'daki Kelt kazı alanında bulunan binlerce kemikten sadece birkaç tanesi ve bu kemiklerin çoğunda şiddet içeren yaralara dair kanıtlar var. Bu bir leğen kemiği ve muhtemelen bir mızrağın ucu
Kemikte birden fazla delik açmış. Başka kesik izleri de var. Bu bir kol kemiği ve üstte. Hemen omzun altında başka bir kesik izi var. Bu bir köprücük kemiği ve kesici bir aletin yüzeyde izler bıraktığını açıkça görebilirsiniz. Ve çok açık olan şey kafalara, kafa taslarına dair izlerin olmaması ve bunun sebebini de kemiklerde görüyoruz. Bu 20'li yaşlarda ölmüş genç bir adamın iskeleti ve omurgasına bakarsak bu noktada aniden kesildiğini görüyoruz ve omura baktığımız zaman temiz bir kesik izi dikkat çekiyor. Boynunun ön tarafından kesici bir alet geçmiş ve kafası kesilmiş. Bu gencin kafası kesilmiş. Ve bu kafalara neler olduğunu merak ediyoruz ki klasik dönem yazarlarına bakarsak bir ipucu elde edebiliriz. Milattan önce ve sonra 1. yüzyıllar arası yaşamış Yunan yazar Strabo, Keltler arasında barbarca ve çok sıra dışı bir adetten söz ediyor. Savaş alanından ayrılırken düşmanlarının kafaları atlarının boyunlarında sallanıyormuş. Bu kafalara büyük önem verilirken sedir yağı ile mumyalanan kafalar misafirlere sergileniyordu. Muhtemelen kafaları kesilmiş olan bu insanların başlarına tam olarak ne olduğunu asla bilemeyeceğiz. Ama bu bizim için çok tuhaf görünüyor. Ve Galya'ya gelen Romalılar için de bu çok tuhaf ve barbarca bir şey olmalıydı. Alesya'da Sezar kendi kafasının da bir Kelt atından sallanmaması için taktik ve şansın birleşimine ihtiyacı olduğunu biliyordu. ...250 bin Kelt savaşçısı Roma ordusuna yukarıdan bakarken saldırmak için bekliyordu. Gerson Gitorix'in askerleri, kadınları ve çocukları feda etmesine rağmen kırılma noktasındaydı ve açlıktan ölmenin eşiğindeydi. Ama destek kuvvetleri karşıdaki tepelerde olsa da Gerson Gitorix'in hala bir sorunu vardı. Bu tepede kuşatılmış olan Gerson Gitorix'in Kelt destek kuvvetleriyle doğrudan iletişim kurması imkansızdı. Yani belki de onun askeri yeteneklerine sahip olmayan kabile liderlerine bağlı durumdaydı. Ama destek ordusu Roma müstahkeminde zayıf bir nokta olduğunu gördü. Ve milattan önce 2 Ekim 52'de saldırmaya karar verdiler. Öğle vaktinde 60 bin Kelt savaşçısı saldırıya başlarken hedefleri Sezar'ın savunmasının kuzeybatı köşesindeki Rea Dağı'nda bulunan bir Roma birliğiydi. Buradaki dik yamaçlar Romalıların düzgün surlar ve hendekler hazırlamasına engel olduğundan savunma hattındaki zayıf noktaydı. Keltler bunu biliyordu ve saldırı için harekete geçtiler. Gerson Gitorix saldırıyı organize etmek için askerlerine yamaçtan aşağı inip Roma'nın iç müstahkeminde bir delik açmalarının emrini verdi. Bu hamlenin Roma askerlerini hem ön tarafta hem de arkada savaşmaya zorlayacağını düşünüyordu. Böylece Kelt savaşçıları dalga dalga Roma savunmasına çarpmaya başladı. Durum daha riskli olamazdı. Sezar için Galya Fatihi unvanını sağlama alma fırsatıydı. Gerson Gitorix ise ana yurdu için savaşıyordu. Ve Kelt savaşçılarının bu kritik mücadelede nasıl savaşmış olabileceğine dair yeni fikirler var.
Romalı yazarlar her zaman Keltlerin disiplinsiz ve başıbozuk bir güruh olduğundan söz eder. Sence bu doğru mu? Keltler savaşa güçlü şekilde bağırıp çağırarak giriyordu. Ama savaş başladığında sanırım bu şekilde görünüyorlardı. Çünkü eğer biraz askeri disiplinimiz yoksa savaş alanında 2 dakika bile dayanamazsınız. Yani bir davul sesiyle birlikte hareket eden yüzlerce askeri gruplar yoktu ama yine de birbirlerine dikkat ederek bir grup halinde hareket eden küçük ve sıkı birlikler vardı. Aynen öyle. Her zaman kesip biçen vahşi barbarlardan söz ederler. Herkes Kelt kılıcının kesici bir silah olduğunu söyler. Yani Romalı yazarların elinde bir koz oluyor. Kesip biçmek küçültücü bir terim. Kelt savaşçısını kılıcını vahşi bir şekilde sallarken anlatıyor. Aslında Kelt silahı son derece hassas kesikler açan, vücuda girebilen bir silahtı. Bu iki işi de yapıyordu. Bu ikisi de nayhoş şeyler olsa da bu kılıç alelade bir silah değildi. Mesela mızrak, gerçek anlamda ana silahlarıydı. Yani kılıçtan daha önemliydi. Evet, kılıç nadir sayılırdı. Yüksek statü sembolüydü. Keltlerde daha çok bu vardı. Çünkü kullanım alanı genişti. Savaşta menzilinizi artırıp kullanım kabiliyeti veriyordu. Kenarına baksana. Bununla atların diz girişlerini, bacaklarını ve arka taraflarını kesebilirsin. Bu bir savaş sanatı. Bir savaş sanatı ve Keltler profesyonel savaşçılardı. Kesinlikle. Savaş devam ederken Romalılar çaresizce savunmalarını güçlendirmeye çalışıyordu. Ama arkadan saldıran Kelt destek ordusu içeri girmeye başlamıştı. Zaferi hisseden Vercingetorix'in savaşçıları diğer tarafta Romalıların iç savunma hatlarına saldırıya geçti. Sezar yenilginin eşiğindeydi. Oynayacağı son bir koz vardı ve bu karizmatik bir lider olarak tamamen gücüne bağlıydı. Sadece kendinde olan kırmızı pelerin içindeki Sezar 6000 kişiye liderlik ederken elindeki her bir askeri bir ölüm kalım hücumuna taşıdı. Sezar'ın savaş alanına girmesi askerlere yeniden bir güç verdi ve lejyonerler son bir saldırı için bütün enerjilerini kullanırken hücum bağırışları yükseliyordu. Sezar önde giderken askerleri de zafer için hücuma kalktı. Savaş onların lehine dönmeye başlıyordu. Sezar hatıratında askerlerinin Keltleri savaş alanında nasıl kovaladığından övgüyle söz etmekteydi. Vercingetorix son yenilgisini tepe kalesinden izlerken hala kuşatmada olduğundan iki seçeneği vardı. Teslim olmak ya da ölmek. Kararı savaş konseyine bıraktı. Ertesi gün askerleri ve bütün özel kıyafetleri içinde yamaçtan aşağı indi. Anlatılanlara göre atından indi, silahlarını yere bıraktı ve işte güçlü bir adam olarak daha da güçlü bir adam tarafından yenilmiş olarak buradayım demişti. Özgürlük savaşçısı sonunda yaşlı ve kurnaz strateji uzmanı tarafından yenilmişti. Keltlerin altın çağı sona eriyordu. Romalılar zaferlerini anıtsal bir mimari eserle kutladı. Bu Fransa'nın güneyindeki Orange'da bulunan zafer takı. Bu zafer hakkında Galya'nın Roma tarafından fethedilmesinin hikayesi resmediliyor. Yukarıda Kelt savaşçılarını görebilirsiniz. Çıplak savaşçılar Roma süvarisinin ayakları altında ezilirken İki tarafta da savaş ganimetleri var. Zafer takı güneye,
yani Roma'ya ve kuzeydeki ölülerin topraklarına giden bir yolun üzerinde. Bu duruma çok uygun. Sezar 3 milyon Galyalı olduğunu düşünüyordu. Galya fethedildiğinde 1 milyonu ölmüştü. 1 milyonu da köle olarak satıldı. Eğer bu olay günümüzde yaşansaydı buna soykırım derdik. Sezar Pursin Getorix'e merhamet göstermezken onu Roma'ya götürüp 6 yıl boyunca esir tuttu ve halkın önünde boğdurarak idam etti. Yüzyıllar sonra hayatını özgür Galya hayali uğruna feda etmiş bir ulusal kahraman olarak görülmeye başlandı. Sezar'ın Alesya'daki zaferi Avrupa tarihinde bir dönüm noktasıydı. Antik ve derin köklere sahip bir kültür olan Keltler yabancı bir toprakta değil, kendi ana yurtlarında yenilmişlerdi. Bu Keltlerin nesiller boyunca Romalılaşıp onlara hizmet etmesine sebep olacaktı. Bu heykel Vaşer savaşçısı olarak biliniyor. Tarihi ise yaklaşık olarak M.Ö. 28. Yani Alesya Savaşı'ndan 24 yıl sonra. Yanından geçerken bakınca bir Roma askeri görüyorsunuz. Bunun sebebi genel olarak kıyafeti ve silahı. Bir asker kıyafeti giyiyor. Uzun, baldırlarına kadar iniyor. Aşağıda zincirli bir zırh var. Yan taraftaki kemerinde ise bir gladius bulunuyor. Bu Roma lejyonerinin klasik kısa kılıcı. Bu heykelin her bölümü bir Roma askerini yansıtsa da görünüş aldatıcı ve yakından bakınca boynunun etrafında bir metal halkı olduğunu görüyorsunuz. Bu Keltlerin elit savaşçılarının status sembolü. Yani bu bir Kelt. Klasik bir Roma askeri ama Roma tarafından yedek kuvvet olarak askere alınmış bir Kelt. Mersin Getorix kötü şöhretli ve uzun saçlı barbar asker imajının kaybolduğunu görse herhalde mezarında ters dönerdi. Çeki düzen verilmiş, Romalılaşmış ve ehlileşmiş. Bir zamanlar Türkiye'den Fransa'ya kadar yayılmış olan büyük bir kültürün sonu gelmiş gibi olabilir. Ama Keltlerin işi henüz bitmemişti. Alesya Savaşı'ndan kısa süre sonra M.Ö. 51'den itibaren Bibracte güçlü bir şekilde Romalılaşırken Sezar buraya kalmak için geldi. Ve Roma İmparatorluğu'nun en büyük tarihlerinden biri olan Galya Fethi'ni yazıyordu. Bunu buradaki odalardan birinde bile yazmış olabilir. Sezar bu kitapta Galya seferini yazmanın yanında M.Ö. 55 ve 54'te yapılan iki keşif gezisini de anlatmış. Bu geziler denizin karşısında Britanya dediği gizemli bir adaya yapılırken bu Britanya ve orada yaşayan insanlara dair görüntülere dayalı olarak elimizdeki ilk detaylı yazı diyebiliriz. Gelecek bölümde Romalılar gözlerini daha da kuzeye, Kelt kültürünün son kalelerinden birine çeviriyor. Britanya. Zengin kaynaklara sahip bir ada. Güçlü kabileler. Gelişmiş askeri ekipmanlar. Ve başka bir büyük lider, bir kadın. Savaşçı kraliçe Boudica.